sorum örtüyle ilgili. Burada çok sayıda komşularımız var. 5 vakit namazına itinayla dikkat ediyor ama örtüye kesinlikle karşı geliyorlar. Bir de bu örtüyü de bizim çıkardığımız yol olarak gösteriyorlar. Sizin yolunuz diyorlar. Kadın erkek ayrı oturmaya sizin yolunuz diyorlar. Ben bunları merak ediyorum. Mesela Allah-u Teala'nın bir hükmünü kabul edip bir hükmünü inkar eden kafir olur diyor. Bu komşularımız kıldıkları namazdan faydalarını görür mü? Bunu merak ediyorum. Efendim dinleyicimiz, hassas bir konu üzerinde durdu. Ama kendisini tebrik ederiz. Bu iş okul bitirmekle değil, mektep bitirmekle değil, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını doğru okuyup doğru anlamakla ilgili, dini bilmek. Evet. Din kimsenin tek elinde değil. Ne İmam Hatip'linin, ne ilahiyatçısının, ne Kur'an kursunun, ne herhangi bir cemaatin, ne TGRT FM'in, kimsenin tek elinde değil. Din Allah-u Teala'nındır. Ehl-i Sünnet alimleri, Allah-u Teala onlardan razı olsun, şefaatlerine nail eylesin. Amin. Kitaplara yazmışlar, bildirmişler. Dinleyicimiz de aynı şekilde okumuş, öğrenmiş ve doğrusunu söylüyor. Benim dedi bildiğim, Allah-u Teala'nın emirlerinden birisini inkar eden bir kimse namaz da kılsa, oruç da tutsa, diğer ibadetleri yapsa, bu kimsenin aynı şekilde imanın gittiği konusunda. Evet. Osmanlı döneminde yetişmiş Muhammed bin Kutluddin İzdiki Hazretleri ve yine Osmanlı döneminde yetişmiş olan İmam Birgibi Hazretleri rahmetullahi teala aleyhima açık net bir şekilde elfaz-ı küfür mesela Mısraklı İlmihal'de var. Neleri aynı şekilde neler imanı götürür. Orada tazimi tahkir, tahkiri tazim ifadesi geçiyor Mısraklı İlmihal'de. Evet. Yani hürmet edilecek, iman edilecek, saygı gösterilecek bir emri tahkir etmek, hafife almak, inkar etmek, reddetmek imanı götürür buyuruyor. Tahkir edilmesi gerekirken, yani haramı tahkir etmen gerekir, beğenmemen gerekir, reddetmen gerekir, bu haramdır demen gerekir. Ama onu tazim edersen, ya canım sende ne haram olurmuş desen, iman gider buyuruyor. Canım niye gitsin ya namaz kılıyor falan, istediği kadar kısın, havada olsun isterse, bir kıymeti yok. Tazimi tahkir, tahkiri tazim, imanı götürür. Evet. Bu, ne bana aittir ne bir başkasına aittir. Dinimizin hükmüdür bu. İslamiyet bir bütündür. Ehl-i Sünnet alimleri açık net bir şekilde yazmışlar ve bildirmişler. Mesela imanın 6 şartı var. Kitaplarda yazılı, Amin duasında bildiriliyor. Efendim ben hepsini kabul ediyorum da, peygamberlere imanı da kabul ediyorum da, yalnız peygamberlere imanla şu peygamberleri ben kabul etmiyorum. Hepsini reddetmişim demektir buyuruyor. Allah-u Teala ne kadar peygamber göndermiş sayıları kesin belli değil. 124.000'den fazladır buyuruyor. Hepsine amentü billah. İnandım bitti. O kadar yani. Evet. İnandım iman ettim. Allah-u Teala'nın bildirdiğine, Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine ve bildirdiklerine iman ettim. Onda efendim ben bu programı kabul ettim de İslamiyet programı kabul et. Ben bunu kabul ettim. Açıyor ondan sonra. Ama diyor şurası hoşuma gitmedi falan. Nasıl kabul ettin o zaman ya? Ha, nefsine ağır gelenleri reddediyor. Yani Hristiyanların İsa Aleyhisselam'ın şeriatını değiştirdiği gibi. Yahudilerin de Musa Aleyhisselam'ın şeriatını değiştirdiği gibi. Şunlar bizim hoşumuza gidiyor, şunlar hoşumuza gitmiyor. Evet. Mesela Hristiyanlar ne yapmışlar? İbadet namına bir şey bırakmamışlar İsa Aleyhisselam bildirdiği. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinde o şeriatta da namaz vardı, oruç vardı, içki haramdı, zina haramdı. Adamlar namazı kaldırmışlar, orucu kaldırmışlar, zinayı serbest bırakmışlar, içkiyi serbest bırakmışlar. Domuz eti orada da haramdı. Çünkü Musa Aleyhisselam şeriatında yasak. Musa Aleyhisselam getirdiğini reddetmedi ki İsa Aleyhisselam aynen. Domuz eti orada da yasaktı. Yani Hristiyanlar ne yaptılar? Aynı şekilde onların hepsini kaldırmışlar. İsa Aleyhisselam'ın haram ettiği, yasak ettiği şeyleri kendilerine meşru kılmışlar. İsa Aleyhisselam'ın emrettiklerini de reddetmişler. Ondan sonra da bu insanlar geliyor Muhammed Aleyhisselam da reddediyor. Kafir oluyor. Evet. Havada olsun isterse. Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmediği müddetçe, onun getirdiği dini kabul etmediği müddetçe mümkün değil. Efendim Müslüman oldum, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dedim. Ama kadınların örtülmesini kabul etmiyorum. Kadınların aynı şekilde bir kadının erkeklerle oturmasını da oturmamasını ayıplıyorum. Ya oturmasını istiyorum diyor. Kadın erkek karışık olsun istiyorum. Ayrı olmasını istemiyorum. Bunu da reddediyorum. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de var bu. Bir kadın 18 erkekle, bir erkek de 18 kadınla hani rahatla görüşür, selam verir, bunlarla sohbet edebilir. Onların da isimleri, cisimleri de bildirilmiş. Hepsi açık net bir şekilde bildirilmiş. Sen bunu hafife aldığın zaman, reddettiğin zaman, inkar ettiğin zaman istediğin kadar namaz kıl. Hani dinleyicimiz diyor ki, böyle olan İslamiyet'in açık bildirilen bir emri.
Ya Kur'an-ı Kerim'de kadınların tesettürü, erkeklerin avretlerinin örtülmesi açıkça bildirilmiş. Hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Fıkıh kitaplarında yazılmış. Farz diye bildiriliyor. Sen farzı hafife alıyorsun. Reddediyorsun. Ondan sonra da efendim ben diyor şu kadar tesbihatta bulundum, şu kadar Kur'an-ı Kerim okudum. İstediğin kadar oku. İstediğin kadar namaz kıl. Hiçbir kıymeti yok ki. Önce iman etmen lazım. Bundan tövbe etmen lazım. Evet. Bundan tövbe etmen lazım. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak hidayet nasip etsin.